Hakan! Ne var? Dosya! Al dosya. Ya bir dur abicim ya, başım döndü. Tamam tamam, durduk. Buraya tüm gider belgelerini koydun değil mi? Evet, orada hepsi, merak etme. Tamam. Hakan, ya sanki vergi kaçırıyoruz. Bu ne tedirginlik, anlamadım ki ya. Tedirgin değilim, sadece biraz ne bileyim çok sıkıldım bu işlerden. Dosyalar, rakamlar, belgeler, uf, içim daraldı. Tüm bunları fırlatıp dışarı çıkmak istiyorum yani aslında. Hakan, iyi misin? Bunları ben söylesem demediğini bırakmazdın bana. Haklısın. Ama ne bileyim, içimde anlamsız bir coşku var. Bir şey, ya farklı bir şey var. Yerimde duramıyorum ya. Hadi hayırlısı. Annenle durumlar nasıl? Hiç sorma. Evde buz gibi bir hava var. Annemle Merve'nin arasında sıkışıp kaldım. Aman boş ver, salla gitsin. Hiçbir şey takmaya değmez bu hayatta. Hakan bir dur abicim ya. Tamam durdum. Durdum, çok sakinim, bir şey yok. Rahatım, çok iyi. Tamam. Tamam. Bak iyi. Görüyor musun? Hakan, vallahi başım döndü. Bir sabit. Ha, tamam. Bir sabit dur. Volkan, bana bir şeyler oluyor Volkan. Yerimde duramıyorum inan. Bu kravat da sanki boğuyor beni. Yok yok, ben çıkıyorum Volkan. Yoksa patlayacağım burada. Nereye gidiyorsun abicim ya? Allah Allah. Ya neler oluyor sana, anlamadım ki. Hakan, az sonra maliyeden gelecekler. Delirdin mi? Nereye gidiyorsun? Abicim ya, çok bunaldım ya. Al. Bir bardak su, sakinleşirsin. Tamam. Ya nasılsa her şey hazır. Sen halledersin, ben çıkıyorum. Ya. Ya abi. Neredeyse gelirler Hakan. Bu duruma senin kadar hakim değilim. Şimdi adamlar bir şey söyler, bir belge ister, kala kalırım. Ya dur 2 dakika ya. Ay Hakan, ne oldu sana ya? Ya ne bileyim, boğulacak gibiyim. Ya bu duvarlar, bu ortam bastı bana. Ben gidiyorum. İyi günler. İyi günler. Maliyeden. Buyurun gidelim. Efendim, buyurun. Müsaadenizle. Hakan, ne yaptığının farkında mısın? Biraz toparlansana. Bu halin ne? Adam şimdi kılı kırk yaracak. Baksana, sana fena taktı ona göre. Aman umurumda değil, üf. Toparlasana biraz kendini Hakan. Neler oluyor sana? Uf. Beyefendi, bakıyorum da keyfiniz bayağı yerinde. Fena sayılmaz. Bir de şu saçma sapan denetim işi olmasaydı daha iyi olacaktı ama. Demek bu iş size saçma geliyor öyle mi? Yok canım. Öyle şey olur mu? Ortağımın espri anlayışı biraz değişiktir. Anlarsınız ya. Yo. Hiç de şaka yapmıyorum. Hadi dürüst olalım. Bir kere dürüst olalım. Bu tür denetimleri sıkıcı bulmayan bir iş yeri var mıdır acaba? Allah'ım, ben bürokrasiden nefret ediyorum zaten. Hem sizin hem bizim için de sıkıcı ve boğucu bir durum, öyle değil mi? Bakın, o konuda çok haklısınız. Aa. Ama mevzuat elimizi kolumuzu bağlıyor. Maalesef bu formaliteleri yapmak zorundayız. Aslına bakarsanız bu işin daha kolay yapılabilmesi için bakanlığa bir rapor sundum. Ama henüz yanıt gelmedi. Gelmez de. Onlar her şeyi zorlaştırmak için ellerinden geleni yaparlar zaten. Beyefendiyi meşgul etmeyelim de işini yapsın, öyle değil mi? Tamam ya. Oh. Aman ya, çalış çalış nereye kadar, öyle değil mi ama? En güzelini geçenlerde bir arkadaşım yaptı. Kariyerini, parayı, pulu bir tarafa attı. Gitti güneye, Bodrum'a, çok güzel bir ev tuttu kendisine. Denizin kenarında oltasını atıyor, balığını çekiyor. Böyle bir yerde yaşıyor, süper yani. Benim de tek hayalim emekli olunca o taraflardan şöyle küçük bir ev almak. Bir de tekne. Of. Gündüz balık tutup akşamdaki kadehle keyif yapmak. Of. Değil mi ama? Dert yok, tasa yok, stres yok. Bana kalsa şimdi yaparım. Ama küçük kızı evlendireceğiz daha.
Onu da bir baş göz edelim de bakacağız artık. Hep onları düşünüyoruz işte. Ben de sürekli başkaları için yaşamaktan sıkıldım vallahi. Sormayın Hakan Bey. Geldik gidiyoruz. Bir rahat yüzü görmedik. Yok çocukların okullarıydı. Yok askerliğiydi. Yok düğünüydü. Onlar için yaşadık yıllardır. Hala da öyle devam ediyor. En büyük idealim doğa sporları eğitmeni olmaktı. Ama bakın bu şirkete kısılıp kaldım. Neredeyse kırkıma geldim. Kendim için ne yaptım? Hiç. İnsan hayallerinin peşinden gitmeli. İçindeki çocuğu hiç büyütmemeli. Hakan, sen iyi misin? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Huzurluyum yıllar sonra. İçinden koşmak, zıplamak, dans etmek geçiyor. Aa, süper gitti. Gördün mü? Tamamdır Volkan Bey. Hiçbir sorun yok. Bir iki küçük şey var ama onlar da sorun çıkarmaz. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun. İyi günler Hakan Bey. İyi günler. Küçük kız evlendirir evlendirmez gidiyorsunuz unutmayın. Umarım hanım bu kez de ben torunlardan ayrılmam diye tutturmaz. Umarım. Süper gitti. Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere. Yok yok. Kesin senin başına taş falan düştü bana söylemiyorsun. Kesin canım. Bak ne güzel uçtu değil mi? Ne yani işi gücü bir yana mı bırakacaksın? Evet. Ne var bunda? Hakan nereye gidiyorsun abicim ya? Aa. Kesin delirdi ya. Kaç kişisiniz şu evde kapının önünde 50 saat bekletiyorsunuz ha? Hoş geldiniz. Tanıştırayım babam. Babacığım bu Emre. Merhaba. Yağmur. Baba merhaba. Babacığım Nana. Merhaba. Bu da Makbuş. Merhaba. Merhaba ben de Serdar. Memnun oldum. Buyurun buyurun. Hakan gelmedi mi daha? Şirkette değil miydi? Hayır erkenden çıkmış. Allah Allah nereye gitti acaba? Volkan da onun bugün çok garip davrandığını söylüyordu. Nasıl garip? Sana ne? Merak etmiştim. Çok sakin, sakin ve temiz bir ülke. Amerika ile kıyaslayamazsınız bile. Biz Kanada'ya yerleşeceğiz biliyor musunuz? Ama anneye. Kızım daha belli değil, öyle deyip durma. Bana ne, ben gitmek istiyorum. Babacığım orada Lady Okulu var mı? Bilmem, hiç duymadım. Çalıyor ama cevap vermiyor. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Bu da ne? Aman ya Rabbi. Ay ay ay. Ay. Aa. Aa. Evladım bu ne hal? Vay be baba, amma da taze olmuşsun. Aslında eve kadar girecektim ama kapı engel oldu. Hakan, ne yaptın kendine böyle? Hiç. Nasıl hiç evladım? Şu haline baksana. Hoppala, bir yaşıma daha girdim vallahi. Babacığım süpersin. Aslan oğlum benim. Nereden çıktı şimdi bu tarz değişikliği ya? Sıkıldım. Hayatıma biraz renk katmak istedim. Ne yapalım? Nana, sen fikrini söylemedin. Sanki onun fikrinin çok önemi varmış gibi bir de ona soruyorsun. Bilmem, hoş yani. Hakan, şaka yapıyorsun değil mi? Bundan sonra motorla mı dolaşacaksın yani? Ne var? Bence gayet iyi fikir. Merhaba. Merhaba. Benim babam. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. Aslında Serdar önümüzdeki hafta gelecekti. Ama Özge çok ısrar edince dayanamamış. Anlıyorum. Kılık kıyafetin de pek tuhaf olmuş evladım. Hadi millet. Ya bu motor olayını bu kadar büyütmeyin. Kanada'da ben de motora biniyorum. Gördünüz mü? Yaşasın aslan babam. Demek senin de motorun var. Duydunuz mu çocuklar? Yemek hazır mı? Mutfakta. Biz yemekleri getiririz. Siz buyurun. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Geç bakalım hadi. Gelin bakalım. Hadi. Buyurun buyurun. Sizi şöyle alalım. Tabii.
bence çok hoş olmuş. Saçmalama kızım. Koskoca adam yakışıyor mu yani? Neden? Bence çok yakışmış. Hadi canım. Bu yaştan sonra böyle maskaraya çevirmiş kendini. Aklı başında çocuktu. Ne oldu böyle? Şunun yağını limonunu ayarla bakayım. Çalış çalış. Of ya, bu durum ne zaman geçecek? Yok yok. Güzel olmuş güzel. Zaten ona her şey yakışıyor. İlk iş olarak motorla bir Avrupa turuna çıkacağım. Hatta bunun için bir grup bile ayarladım. Kapıkule'den çıkacağız, bir ay sonra döneceğiz. Her şey planlandı. Ama işler ne olacak Hakan? Volkan halleder. Hem sen de varsın. Peki çocuklar? Yani. Enana'yla Makbuş onlara bakar. Şaka gibi. Babacığım ben de seninle gelebilir miyim? Olmaz. Sen küçüksün. Ya. Yıllardır bunun hayalini kuruyordum. Nihayet gerçekleşiyor. Ama bir ay işlere ara vermen için çok uzun bir süre değil mi Hakan'cığım? Umurumda bile değil. Zaten bu işi yapıp yapmamak konusunda kararsızım. Hakan, iyi misin? Ya sen neler söylüyorsun? Onca yıllık emek var o şirkette. Ne yapalım yani? Benim hayallerimden ve isteklerimden daha önemli değil herhalde. Yok yok, bu çocuk iyi değil. Yaşamımın bundan sonrasında daha farklı işlere yönelmek istiyorum. Ne gibi mesela? Motocross ya da yamaç paraşüt eğitimi düşünüyorum. Balon da olabilir. Harika, ben de okulu bırakıp sana yardım ederim. Ay delirdiniz mi siz? Ya bence de. İnsan nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşamalı. Hı hı. Bence de. Sen okulu bırakmıyorsun Emre. Ya. Ya. Yukarı çık. Yukarı. Tamam tamam. Bir sen eksiktin bu kadar şamatanın içinde. Gidiyorum. Helal. Ay ne oldu? Su için. Sana ne oluyor? Ben veririm suyunu. Baba iyi misin? Sağ ol. Şurada bir şey gördüm sanki. Nerede? Nerede? Hı, nerede? 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 Yok ki hiçbir şey. Göremiyorum. Yani şimdi yok ama... Yolculuktan uzak herhalde. Çok yorgunum. Hayal gördüm. Herhalde. Bana bak Serdar. Özge'nin durumunu sana 2 saat anlattım. Çocuğumun sağlığı senin işlerinden daha önemli. Hiç kusura bakma. Evet, tamam. Yazıştığınızı biliyorum ama sence bu yeterli mi? Dinliyorum Serdar. Tamam ama... Bak şimdi sen beni dinle. Çocuğa bir söz verdin ve bunu tutacaksın. Mazereti yok bunun, anlıyor musun? Tamam, ben artık hiçbir şey söylemiyorum. Tamamen senin vicdanına bırakıyorum Serdar. İşin mi, çocuğun mu? Artık sen karar ver. Bu ruhsuz adamla nasıl evlendiysen. Hadi evlendim. Neden çocuk doğurdum ya Rabbim ya? Ay Merve biraz yavaş. Boğulacaksın vallahi. Ne yapayım ya? O kadın evdeyken lokmalarımı sayıyor. Bir şey ya. Hiçbir şey yemeden çıktım. Ama yine de bu normal bir yeme biçimi değil ki. Ya çok açım, ne yapayım? Ay Merve yoksa sen... Hı? Ne? Yok ya. Sence? Yani ne bileyim. Bana öyle geldi. Dün de başın dönmüştü, bir hatırlasana. Şimdi ya. Ay ya. Merve? Ay Simge, ben hamileyim galiba. Ay ne diyorsun sen? Harika bir haber bu. Sen sevinmedin mi yoksa? Bilmiyorum ki yani, çok şaşkınım. Aslında çocuk sahibi olmayı istiyoruz ama ne bileyim yani, birdenbire oldu. Ben korkuyorum galiba. Korkuyor musun? Ay Merve... Anlıyorum canım ama inan bana korkulacak hiçbir şey yok. Dünyanın en mükemmel duygusu anne olmak. Gerçekten mi? İnan bana bebeğini kucağına alınca dünyanın en mutlu insanı sen olacaksın. Ay acaba Volkan duyunca ne diyecek?
Bence sevinçten delirecek. Hiç şüphen olmasın. Öyle mi dersin? Tabii, hiç merak etme. Ama Merveciğim, bu çok güzel bir haber. Neden ağlıyorsun anlamıyorum yani. Bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorsun? Neden ağladığımı bilmiyorum. Of, ya olur mu öyle şey canım? Buldum ben. Çocuğum babasız kalacak diye ağlıyorum. Merve saçmalama lütfen. Çocuğun neden babasız kalsın ki? Çünkü Volkan'ın annesiyle anlaşamıyorum. Okuduk kesin bizi ayıracak. Bir çocuğum babasız büyüyecek. Ben zavallı çocuğum. Ay evlatcağızım. Küçük öksüz bebeğim. Biricik ellerine öksüz kalacak. Hiç ailesi olmayacak. Of. Ay Makbuş. Gözlerim ne biçim yandı. Abi son ne beter bir şeymiş. Ya, ya. İnsanların halini anla bakalım. İşin kötüsü beni de fena alıştırmışsın. Artık çok zor geliyor iş yapmak. Ah, kusura bakmayın yardım edemiyorum. Ellerim bozulur diye çok korkuyorum çünkü. Hiç korkmayın Kulina Hanım. Envai çeşit krem var evde. Sürersiniz bir şeycikler olmaz. Hem sizin iksirlerinizden daha âlâ bunlar. Hadi olmadı. Her tarafınıza estetik yaptırırsınız olur biter. Aa, estetik mi? Aşk olsun Makbule Hanım. Ben o kadar yaşlı mıyım? Estetik olayıma daha 100 yıl var. Ay ne gülüyorsunuz? Aa, zaten moralim bozuk. Pardon. Hadi gidin gezin biraz. Gezeyim mi? Ayol sihir yapamıyorum diyorum. Siz bana gidin gezin diyorsunuz. Canım illa sihirle uçarak mı gezilir? Binin şuradan bir dolmuş otobüse gidin gezin. Açılırsınız. Dolmuşa binmek mi? Koskoca oyuncaklar ülkesinin perisi Yüce Kulina dolmuşa binecek öyle mi? Ay dünyada olmaz. Evde sıkıntıdan patlarım daha iyi. Ah ah, bir zamanlar dünyada şöyle üst açık arabalar vardı. Ne romantik geziler yapılırdı o arabalarla. Ay kim kaybetmiş ki sen bulasın. Ay lütfen kalbimi kırıyorsunuz ama Makbule Hanım. Ah. Öyle. Gözüm yanıyor gözüm. Vah 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 vah. Ay Kulina Hanım oflayıp durmasana. İçimizi kararttın vallahi. Aşk olsun ya. Üf. Ne yapayım ilk defa böyle oluyor. Sanki kapana kısılmış gibiyim. Ya sihir gücüm hiç yerine gelmezse? Ya hep burada kalırsam? Ay oyuncaklarım ne yapar acaba? Kulina sence neden gerçekten sihir gücümüzü kaybettik? Ah bunu bir bilsem nanacığım. Ay bir programı izletmediniz vallahi. Aman Makbuş ne buluyorsun şu programlarda? Ah ah, sen bir alışsan bunlara, vallahi oyuncaklar mahallesine anten diktirirsin, anten. Ay, başıma gelmeyen kalmadı. Ne yapayım? Bana acıyıp içeri almalarını beklemekten başka çarem yok. Bu insanlar sihir yapmadan nasıl yaşıyorlar anlamadım. Asıl onların yaptıkları bir mucize doğrusu. Yarım ekmek döner 5 TL. İnanılır gibi değil. Karnım kuruluyor. İhtiyacıdır. Bir lokma ekmek bile vermedi bana. Neyse. Şuraya saklanayım da gelen giden görmesin beni. Sihir yaparak kaybolamayacağıma göre. Demek gece yarısına kadar bir yolunu bulmalıyız öyle mi? Öyle görünüyor. Merak etmeyin çocuklardır. Hoş geldiniz. Aa, merhaba Kulina. Merhaba. Merhaba çocuklar. Aa, merhaba çocuklar. Buradayım. Özge nerede? Babası geldi. Simgecici'nin yanına gittiler. Babası gelmiş öyle mi? İyi bari gözleri aydın olsun. Oh.
Alo? Efendim kızım. Evet evet. Anladım. Anladım. Peki peki. Ayarlarız bir şeyler, merak etmeyin. Aman bir bu eksikti yani. Sanki kendi evleri yok. Tövbe estağfurullah. Ne oldu Makbuş? Simge, eski kocası filan. Hepsi akşam yemeğinde buradalar. Ay ne garip şeyler bunlar. Ay Hakan ne diyecek bakalım. Kıskanır mı? Aman ne bileyim evladım. Siz gençlerin işine pek aklım sırrı mermiyor. Biz bir şey deyince medeniyet deyip çıkıyorsunuz işin içinden. Ah ah, bizim zamanımızda böyle miydi? Karışık kuruşuk işler işte. Neyse hazırlarız artık bir şeyler. Allah'tan yemeği yapmıştık önceden. İyi oldu. Şunları kaldırayım. Ay bu işin Gorfa'ya kalması çok kötü oldu. O iş anlamaz ki böyle şeylerden Nana. Ay ya burada kalırsam? Üzülme Kulina. İlla ki bir yolunu bulacağız. Kulina. Seni böyle bir füzeye koyup uzaya yollasak. Sen belki oyuncaklar ülkesine varırsın. Ay. Ay çok komik yani Emre. Sadece bir şakaydı. Yalvarırım beni içeri alın. Açlıktan ölüyorum. Ama da soğumaya başladı. Bari bir parça ekmek ver, ihtiyarca da. Hadi oradan. Allah versin. Ay yine geldi bu. Şimdi herkes gelecek, başımızda derde girecek. Ben onunla bir konuşayım Akkuş. Ha. Konuş yavrum. Kendi sihirle yapsın ekmeğini. Şoker. Geldim geldim Nana. Lütfen beni yaptıklarım için affet ve içeri al hadi. Yorgunluktan öldüm. Ayrıca çok acım. Ya saçmalama Şoker. Şimdi herkes gelecek, seni burada görmemeleri lazım. Lütfen çek git. İyi ama nereye gideyim? Hiçbir yer bilmiyorum ki. Sihir gücüm de yok. Beni böylece kapının önünde bırakamazsın. Lütfen Nana. Beni içeri al. Saklanırım. Kimseye görünmem, söz veriyorum. Lütfen ay, lütfen. Ay Şoker. Bu ne hal? Ay suratının haline bak. Laftan anlamıyor bu. Ben şimdi tavamı getireyim. Aşk olsun bakmış yani. İyi ki şu tavayı öğrenmişsin. Ah güzel hanımefendiciğim. Beni sokaklarda bırakmaya nasıl yüreğiniz el veriyor? Yalvarırım beni içeri alın. Ne derseniz yapmaya hazırım. Lütfen lütfen lütfen. Ay içim acıdı yani. Ay benim de. Hadi gel bakalım. Yaşasın yaşasın. Ay 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 ay. Çok sağ olun. Beni o vahşi dünyanın ortasında tek başıma bırakmadınız ya. Allah tuttuğunuz altın etsin yani. Yemek. Ay. Onlar misafirler için. Aşk olsun Makbuş. Ben de misafir sayılırım. Şurada açlıktan öldük herhalde. Geldiler. Çabuk yukarı. Çabuk. Şoker. Çabuk yukarı. Hadi çabuk. Hadi çabuk. Hadi.